Şimdi Özgür Hocamız yine bize güzel şeyler anlatacak. Ee, Eralp Danışmanlıktan Sayın Özgür. Eralp kişisel verilere ilişkin suçlar ve kabahatler neticesinde verilecek hapis, idari para ve disiplin cezalarını bizlerle paylaşacak. Sayın Hocam buyurun. Süremiz 20 dakika ben hatırlatırım yani. <laughs> evet takdim için de teşekkür ederim. Sağ olun. E, 20 dakika süremizi elimden geldiğince etkili bir şekilde kullanmaya çalışacağım. E, Özgür Eralp, e, bazı arkadaşlarla burada tanışıyoruz. Kısa bir bilgi vereyim. E, hem kendimle hem de sunumumla da alakalı olsun. E, çünkü sunumu birden e, fazla şapkaya e, sahip e, olduğunu düşünen birisi olarak sizlere yapmak istiyorum. Evet, Takdim edildiği gibi ben avukatım. 2000 yılından beri Ankara Barosu'na bağlı olaraktan serbest avukatlık yapıyorum. Özellikle bilişimle ilgili konularda hukuk ve ceza davaları olsun. Elimizden geldiğince 2000 yılından beri hem iştahatların oluşmasına hem de iştahatlara bir şekilde katkı vermeye çalıştığımızı düşünüyorum. 2007 yılından beri Başkent Üniversitesi'nde bilişim hukuku seçimlik dersini veriyorum. Aynı zamanda Ufuk Üniversitesi Adat Meslek Yüksekokulu ve Ankara Üniversitesi Adat Meslek Yüksekokulu'nda mesleki bilgisayar derslerini veriyorum. Bir, kendime ait bir şirketim var. Hukuk danışmanlığı yapıyorum. 2004 yılından beri de Ankara Adliyesi'nde özellikle tüketici, yine bilişim, internet konularında bilgişlik kişilik yapıyorum. Bir şirkette de yönetim kurulu üyesiyim. Bunları anlatmamın sebebi şu, farklı şapkalara. Çünkü biz avukat olarak baktığımız zaman olayın sadece bir yönünü görüyoruz. Ee, öğretim görevlisi olduğumuz zaman hukuk fakültesinde veya diğer fakültelerde farklı bir e, yönden bakıyoruz. Bir kişi olduğumuz zaman sadece farklı bir e, şekilde bakabiliyoruz. Bir şirket yöneticisi olduğumuz zaman farklı. Evet elbette ki hepsine yetişmemiz görmemiz mümkün değil ama ben elimden geldiğince özellikle bu cezaların hem bir şirket yöneticisi hem bir avukat hem bir bilikçi, hem bir kişi hem öğretim görevlisi olarak mümkün olduğunca da böyle daha çok e, nasıl söyleyeyim gerçek hayata uyumlu olabilecek. E, şekilde yapmaya e, istiyorum. Bilgi bir örnek vereyim. E, bir dosya olmuştu bilgi Ben değil, e, herhalde avukat olaraktan, bürodan takip edilen bir işte. Bilgisayar, ben geldi tüketici mahkemelerinde bilgisayar, internet işte bu işlerle uğraşırım. Bilgisayar ayıplı mal. Gelmiş, klavye çalışmıyor. Sorun bu. Tespit etmiş, bir kişiye gitmiş. bir kişi, arkadaşımız teknik bir inceleme yapar yapmış. Demiş ki, aynen şöyle ben açtım, bilgisayara baktım, laptop, klavyeyle bu şeyin altında bir temassızlık vardı. Onu gördüm. Temassızlığı giderdim. Sorun çözüldü. Geldi dedim ki ya sayın kişi, sen ne yapıyorsun? Yani sen diyeceksin ki efendim işte burada ayıplı malı süresi içerisinde bildirmiş klavyeyle ilgili bunu yapmış. Ya hocam diyor o kadar şeye ne gerek var? Vatandaşın işi çözülsün. Vatandaş laptopu çalışmıyor diyor götürmüş. Ta tüketici mahkemeleri falan da sürünüyor. Ben açtım baktım temassızlık var. Temassızlığı çözdüm iş bitti. Ya sen tamirci değilsin. Ya tamam da diyor bu kadar diye uzatmaya gerek var mı? Şimdi herkesin bakış açısı farklı. Pratik hayata baktığımız zaman hep de siz uygulama içerisinde arkadaşlarımız da görüyor. Bunu uygulayabilir miyiz? Ya bu kadar da fazla. Bunu olur mu? E şimdi cezaları göstereceğiz. E bu cezalarla e yaptığımız bunu Türkiye'de kimse uygulayamaz. Uygularsa sadece büyük şirketler uygular. Öbürleri uygula. Evet, bu eleştirileri de bana göre dikkate alınması gerekir. Çünkü ben şimdi size bazı göstereceğim. Hem ceza kanundaki maddeler hem bizim kişisel verilerin koruması kanundaki maddeler hem disiplinle ilgili hükümler hem belki birkaç tane yargıtayın uygulamasına baktığımız zaman pratik hayatta uygulanabilecek konular var uygulanamayacak konular var. Belki de o bilikşin dediği gibi yani aslında sorunu ben çözdüm yani klavyedeki problemi çözdüm siz hala bununla yargıyı niye meşgul ediyorsunuzdaki aşırı pratikliği uygulayamasak da belki de biraz daha pratik noktada hem şirketleri hem de bu kanun nihayetinde uygulayıcılar sadece avukatlar işte insan kaynakları, IT, bilişim, yöneticiler ama bir de bunlarla ilgili bu cezalara maruz kalabilecek kişiler var. Onların gözünden, onların perspektifinden de bakılması gerektiğinde işin açısı düşünüyorum. Şimdi e, sabahtan beri tüm sunumlarda da e, iyi kötü e, bu konu e, tabii ki konuşuldu. Zaten şu anda kurum bünyesinde e, kurumun içerisinde yapılmış bir etkinlikte de ben kurumun e, vereceği veya verebilecekleri idari para cezalarıyla ilgili işin açısı çok da bir bilgi aktarımında bulunmak istemem. Sadece kendimce ve e, katılmış olduğum ama konferanslar ama diğer e, uyum süreçleri içerisinde gördüğüm yani uygulanabilir mi uygulanamaz mı soru işaretlerini sizlere aktaracağım ve kendi bakış açımdan konuyu değerlendireceğim. E, kişisel verilerin korunması kanunu biliyorsunuz ki aslında idari para ceza noktasında dört başlık altına toplanıyor. Her zaman söylüyorum gittiğim yerlerde dört tane bu buradan hoca sınavda soru sorarken sınıfı dökmek isterse döker. Öyle bir soru sorarken hiç kimsenin böyle cevap verme şansı olmaz veya iki üç tane böyle ki başarılı öğrenci verir. Kimisine de hani balık soru dediğimiz vardır. Hoca balık soruyu sorar herkes de oradan geçer. İşte burada kurum zor yerden sorarsa şimdi onları göstereceğim. Yani inanın iş zor ama kurum kolay yerlerden de sorarsa işiniz bir anlamda kolaylaşabilir. Örneğin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmeyenler diye birinci başlık içerisinde 5 bin liradan 100 bin Türk lirasına kadar. ilk başlarda belki aydınlatma yükümlülüğü tam olarak anlaşılamıyordu ama bence kurumun en son yayınlamış olduğu rehberle de özellikle görseller ve grafiklerle biraz daha anlaşılır hale geldi. Sadece açık rızayla aydınlatma yükümlülüğü arasındaki farkın çok net olarak ayrıştırılamadığını bunu tekrar yani kurum açısından veya uygulayıcılar veya danışmanlar nezdinde veya avukatlar nezdinde değil de hani bu işleri uygulamak zorunda olan kişiler açısından yani açık rızayla aydınlatma aynı metin içerisinde yer almayacak ikisi yer alacak açık rıza işte sözleşme olursa gerek yok insan kaynaklarıyım ben ama sözleşmeye zaten yükümlülüğüm var orada açık rızasını almam gerekir mi gerekmez gibi noktasında biraz flu noktaları olduğunu düşünüyorum. E, aydınlatma yükümle ilgili rehber bayağı bu görselleriyle yeterli açık rıza ile ilgili rehber de bana göre özellikle belki bir form olabilir hepimiz Google formlar kullanıyoruz Google formlar da görüyoruz orada bazı kutucuklar işaretliyoruz belki biraz daha somutlaşırsa buradan da bu anlamda ceza noktası çünkü uygulama başka bir şey insanların anladığı başka bir şey. Aydınlatma yükümlülüğü hemen hemen oturdu ve ben çoğu firma tarafına uyum sürecini tamamlamış kişilerle de görüyorum internetten de bakıyorum aydınlatma yükümlülüğü bence e, sınavın kolay sorularından bir tanesi olabilir. E, fakat veri güvenliği ilişkin yükümlülüklerle ilgili aynı şeyi söyleyemiyorum. 15 bin liradan 1 milyon lira Türk lirasına kadar diyor. Çünkü veri güvenliği deniz geniş bir kavram. Kurumunda hem internet sitesinde hem verbis kayıt ekranlarında gördüğümüz üzere örneğin bir sızma testi diyor. Şimdi sızma testi, şimdi sızma testi ne? Yani sızma testi piyasaya çıktığınız zaman bin dolara sızma testi teklifi de alabilirsiniz. 20 bin dolara sızma testi yaptıramaya da Sızma testi nerede başlar, nerede biter? TÜBİTAK tarafından onaylı akredite benzer işte bankaların yaptığı risk, oradaki tebliğler var ama örneğin Elazığ'da efendim bir fabrika 100 işçisi var. Çok da öyle bilgisayarla falan bir işi yok. İmalat yapıyor. Sızma testi yaptıracak mı? İnternetten mi yaptıracak? Nasıl yaptıracak? Yoksa böyle gerçekten IT böyle uzmanlarla böyle hackerların böyle olduğu biraz önceki mesela sunumlarda şu gelip böyle kapsamlı bir sızma testi mi yapılacak? Belki Belki buralar biraz daha bunların alt başlıkları da olabilir. Çünkü orada yetki matrisi oluşturması ve benzeri biz hukukçuların aslında çok fazlasıyla aşina olmadığı Teknik kavramlar var. O yüzden birazdan bir iki tane kurul kararında da var herhalde. Kurul kararların çoğunda veri güvenliği ilişkin yükümlülükleri yerine getirmedin diyor. Hacker saldırısına uğradın veya uğramadın mı ya içeriden biz çıkarttı. Yani hmm. bilemiyorum. Veri güvenliğinin altında bana göre biraz dolması gerekiyor. Tek e, sızma testi demek de yeterli değil ama zaman içerisinde elbette ki sızma testinde bu anlamda kurumun beklediği ölçüdeki tanımlar da ortaya çıkacaktır. ISO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi ile çalışan arkadaşlar bilirler. Bu kavramlar oralar için biraz daha aşina. Firewall işte sunucuyu kuracaksın edeceksin ama orada bile değil mi, bunun bir kanunu, bir kaidesi tam olarak yok. O da belli ölçülerde bunu e, geniş anlamda yorumlanır şekilde yapıyor. O yüzden sınavın sor, sorusu bana göre veri güvenliğinden gelebilir. Yani siz kurumlarınızda her ne kadar tüm uyum süreciniz kendiniz gerçekleşmiş olsanız da yarın "Aa efendim şuradan bir şey olmuş. Flash takmışlar. Buradan bu veri oraya aktarılmış." diye belki veri güvenliğini ilal ettiğiniz noktasında bir şey gelebilir. Kurul tarafından verilen kararı yerine getirmeyen noktasında benim kendi şahsi belki yani tam anlamlandıramadığım bir konu var vatandaş düzeyiyle de bakmak istiyorum. Kurul tarafından verilen kararlar deyince hani kurulun vermiş olduğu idari para cezası da nihayetinde bir karardır. Onu yerine getirme. Mesela 20 bin lira ceza verdin. Bunu yerine getirmezsen ceza mı? Hayır ben buradan bunu anlamıyorum ama o da nihayetinde bir karardır ilke kararları olarak düşünüyorum. Yani kurul mesela ilke kararı yayınladı. Resmi gazete yayınlandı. Bunu yerine getirmezsen mi diye. Şimdi burada elbette kurul bununla ilgili daha geniş detaylı açıklamalar yapıyordur. Yapacaktır da. Ama ben dediğim gibi hani vatandaş düzeyinde baktığın zaman kurul tarafından verilen kararlar. Çünkü yerine getirme az değil. 25 bin liradan 1 milyon lira. Hani kendisine yaptırım veya da şu olabilir. Hani kurul mesela diyor ki efendim bununla ilgili olaraktan cevap ver veya da şu önlemi al. O da olabilir ama ilke kararı eğer olacaksa onunla ilgili bir daha detaylandırma olabilir diye düşünüyorum. Verbis dediğimiz veri sorumluları sizinle kayıt ve bilgilendirme yükümlü aykırı hareket edenler. Bu bana göre sınavın aslında ilk kolay sorusu gibi gözüken önceleri zordu ama şimdi artık verbis sistem açıldı. Oraya işte belli verileri giriyorsun. Envanterini oraya ekliyorsun. 50 kişiden işte fazla olacak 25 milyondan işte fazla olacak ciron belli sınıra bunlar belki sınırlar sonrasında değişecekler. Bunu yapmazsan 20 bin liradan 1 milyon lira. Bakıyorsun verbise kaydı olmuş. E gidiyorum bakıyorum ne yaptınız bizim şirkette bile. Ne yaptınız? Özgür Bey biz verbise kayıt olduk. Ya nasıl olduğunu çok enteresan diyorum. Bakıyorum sadece irtibat kişisini atamış gelmiş biz diyor kayıt olduk. Ya bunun içerisine daha bir sürü yer ekleyeceksin. İlgili kişi diyeceksin onu diyeceksin. Yurt dışını aktarın falan. A diyor biz buraları göremedik. Bir de öyle bir konu var. Yani verbise kayıt oldun da nasıl kayıt oldun? İşte benim burada anladığım kayıt ve bildirim mükümleri aykırı hareket edenler verbise kayıt olmuşlardır. Ama örneğin orada biz diyecek ki işçinin bilgilerini yurt dışına aktarmıyoruz. Onu işaretlemiştir. Belki de yarın yurt dışına aktarmaya başlayacak ve orada o değişmeyecek. İşte o zaman ne yapmak lazım? Onu değiştirmek lazım. Eğer güncellemezseniz işte burada da aykırı hareket edenler noktasında bir ceza gündeme gelir. Dediğim gibi ben hani kurum içerisinde yer almadığım için kurumun sadece idari para kendi bakış açımla olabilecek. Çünkü hepimizin amacı nihayetinde bir kanun var, yönetme ve kurul. Bu kararların etkin bir şekilde uygulanıp ülkemizdeki tüm uygulamaların kişisel veri noktasında çok daha ileri bir seviye. Çünkü hani amacımız üzüm yemek mi, bağcı dövmek mi? Amacımız hepimizin üzüm yemek olmalı diye düşünüyorum. Şimdi idari para cezalarında birazdan yerine geleceğim. Evet bu idari para cezaları disiplin hükümlerine göre de dediği kamu kurumu ve kuruluşları kamu kurumun telinde meslek kuruluşları bünyesinde işlenirse diyor yani mesela kamu kurumları hepimiz biliyoruz bakanlık işte ama mesela barolar ee, malum mali müşahir odalar. Çünkü kamu kurumu telinde meslek kuruluşu anayasa olabiliyorsun. Düzenlenen kamu kurumu mesela barolar, barolar bile bu anlamda kamu kurumu telinde meslek kuruluşudur. Buradaki görevliler örneğin bir şey işler sediyor, Disiplin. Hani herkesin aklına tek başına devlet memuru geliyor ama devlet memuru değil tek başına kamu kurumunun telinde meslek kuruluşları da bu konuya dahildir. Şimdi burada sadece yani bütün kurum elbette kararların internet sitesinde yayınlanmaya da başladı. Burada da kararların yayınlanması şeklinde bir şey görüşüm olacak veya bir önerim olacak diyeyim. Biraz önce söyledim İştahatların oluşmasına katkı verdiğini düşünen bir kişi olaraktan kendimizi de gördüğümüz için elimizden geldiğince bu kararlar nasıl oluşur? Avukatlar aracılığı oluşur, uygulamacılar aracılığı oluşur. Yıllar boyu biz hep Yargıtay'da söyledik. Yargıtay'da dedik ki ee, bütün kararlar internette herkesin erişimine açık bir şekilde olsun. Evet anonimleştirebilirsin ama avukatların, hakimlerin, savcıların en çok faydalanacağı şeyler bunlardır. Çünkü Türkiye'de bu anlamda yargı iştahatlar üzerine yürür. Ama yıllar yılı halen de değil mi? avukatlar iştahat programları aracılığıyla mesela şimdi bölge adli adliye mahkeme isnaf mahkemeleri tarafından kararlara ulaşmakta sorunlar var. Ama bunların bence daha açık bir şekilde olması lazım. Çünkü uygulayıcılar en güzel buradan beslenir. Yazarlar buradan beslenir. Üniversite öğretim görevlileri buradan beslenir. Şimdi bu tip kararların bir özet gibi geçtiğini düşünüyorum. ama SPK'ya baktığımız zaman sermaye piyasası kurulu veya rekabet kurulu veya reklam kurulu değil mi? Buradaki kararlar çok açık ve net bir şekilde yazıyor. Hatta isimler de yayınlanıyor. Belki isimler yayınlanmayabilir ama en azından anonimleştirerek tüm kararların e, itirazı uğramamış, hani belki bir itiraz noktasında devam eden kararları harç tutabiliriz ama olursa çok iyi bir veri tabanımız olur. Bu veri tabanından uygulayıcılar çok iyi bir şekilde beslenir. O yüzden bu kararlarla hani e, anonimlik arasında bir denge kurak ki şu anda 1 milyonla fazla kararın yargıtay anlamında e, gö, e, görüldüğünü e, ve ulaşıldığını biliyoruz. Avukatlar, hakim, savcılar için çok iyi. Bir avukat davacı vekil olaraktan lehine olan bir karar buluyor. Davalı vekilde lehine olan bir karar buluyor. Hakim bakıyor. Ondan sonra yargıtay da bakıyor. Aa, bizim eskiden daha görüşümüz böyleymiş. Bu olabilir. Bugünün şartlarına göre görüşümüz değiştiriyor. Bu iştahat değişikliği olarak da yer alıyor. O yüzden iştahatların yayınlanması, ki ben bunu iştahat olarak görüyorum önemlidir. Burada sadece içeriğine gir bu tip kararlarla ilgili biraz önceki gösterdiğim veri güvenliği ilişkin yükü ile ilgili olaraktan 12. maddede aslında buna benzer bir düzenlem var. İşte bu belki açılıp yapılabilir. Neden? Çünkü kurumun internet sitesinde de çok açık bir şekilde internet sitesinde bazı kararların veyahut da bazı başvuruların yayınlandığı görürüz. Demek ki bu da mümkün özellikle bu kişisel hani kanun olmayan hacklenmiş onun yapılmış bunun yapılmış bunlar internet sitesinde ya yani uygun göreceği başka bir yöntemle ilan edebilir diyor. Bunun örneği de ben yine ismini nokta olarak kullandım ama kurumun internet sitesinde tam ismi yazıyor. İşte burada da hani bize bir saldırı oldu. Bu saldırının neticesinde kişisel veriler ihlal edildi. Bunlarla ilgili olaktan da kuruma bildirdik. Bununla ilgili yapacağız. Kurum da bunun internet sitesinde yayınlanmasına karar verdi. İşte internet sitesinde ilan edilmesinden tırnak içerisinde diyorum. Bence çekinmemeliyiz. Bence daha çok kurul kararı yayınlamalıyız. Anonimleştirme noktasında olabilir. Bu uygulamacılar için tekrar söylüyorum çok iyi bir beslenme kaynağı olacaktır ve çok iyi iştahatların özellikle bu anlamda kararların oluşacağını düşünüyorum. Çünkü nihayetinde burada kurum içerisinde bu işle uğraşan, yurt dışına araştıran, Türkiye'deki tüm uygulama araştıran çok ciddi hem üyeler nezdinde olsun hem daire başkanlıkları hem uzmanlar nezdinde olsun o bilgi birikiminden tüm Türkiye'deki herkesin bu kararlar aracılığıyla yararlanabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada hemen biraz önceki söylediğim idari para cezalarla ilgili kısmı e, özeti olaraktan o şekilde olmuş olsun orada söylemiştim. Demiştim ki disiplin cezaları var. Ben disiplin cezaları konusunda Türkiye'de bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. KVK ile ilgili özellikle konularda. Neden eksiklik olduğunu düşünüyorum. E, şimdi evet. Hem biliyorsunuz iş yeri uygulamalarında özel bir şirketseniz kendi çalışanlarınızla ilgili de disiplinle ilgili olarak da efendim uyarma kınama böyle cezalar verebilirsiniz. Bunlarla ilgili hükümler eklemelisiniz. İşte Devlet Memurları Kanunu 650'de de uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemenin durdurması devlet memurundan çıkarma 5 ana kategoride var. Bunların kişisel verilerin korunması ile ilgili olaraktan birazdan göstereceğim Türk Ceza Kanunu maddelerine göre bence biraz daha alt başlıkların açılması lazım. Yani ne olunca kişisel verilerin korunması ile ilgili uyarma verilir? Efendim hepsine işte uyarma verelim. Kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına ileten kurumumuzdakilere uyarma cezasını verelim. E belki sen İçişleri Bakanlığı'dasın. Memur aldı 1 milyon kişinin bütün verilerini başka bir yere bildiğin ya sattı ya bir şekilde aktardı. Uyarma cezası mı vereceğiz? Yani bu verinin ihlalinin boyutuyla da alakalı bir durum değil mi? Bir tane polis memurunun bilgisini TC kimlik numarasını mens adresini internette paylaştı. Sinir oluyordu belki dedi ki ya bakın bizim teşkilatımız içerisinde böyle kişiler de var dedi. İnternetten yayınladı. Bu başka bir şey. 1 milyon kişinin veya işte gelip oradan da işte şurada görevli Doğu Anadolu'da görevli 8 bin e, memurun e, Mernis adreslerini paylaşıyorum. Bakın terör örgütlerini açtın internet sitesi üzerine gördün 8 bin polis memurunun e şimdi bu uyarma mı vereceğiz? Yani devlet memurluğundan çıkan, şimdi Türk ceza kanunu ayrı bir şey, disiplin cezası ayrı bir şey. Bence bunun da disiplin cezaları kısmının biraz daha bu anlamda netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi burada bizim asıl konumuz olan Türk ceza kanunundaki cezalar kısa bir Özetleme yapacağım çünkü zamanımız kısıtlı. Burada aslında bu kişisel verilerin korunması kanununa birlikte gelmiş bir konu değil. Türk Ceza Kanunu 2004'teki biliyorsunuz değişiklik. Biz anlatırken diyoruz ki yeni Türk Ceza Kanunu diyoruz ama artık yeni Türk Ceza Kanunu yok. Bildiğin eski kişilerin söylediği, yani 15 seneye geçti artık yeniliği falan kalmadı. Bildiğin Türk Ceza Kanunu 2004 yıllarda gelen bir maddeydi. Bakın daha kanun, kurum, kurul bunlar oluşmamış iken kişisel veriler, işte biz de uygulama içerisinde gidiyorduk. Kişisel verilerin korunması ile ilgili ne olur? Facebook'tan Efendim bir profil açılmış bilişim suçları savcısı yanına gidiyorum diyorum ki kişisel verileri diyorum bu diyorum hani yeni maddeler eklendi ya bunlarla ilgili bana dedi ki bir bilişim suçları savcımız dedi ki fotoğrafı dedi kullanmış mı dedi. Dedim ki hayırdır dedim neden? Dedi ki fotoğraf kullanmışsa dedi dava açıyoruz dedi. Fotoğraf kullanmaması, dedi sadece ad soyad varsa dedi davayı açmıyoruz. Dedim neden? Şimdi savcılar da e, mahkemeler de adliyeler de kendine göre bir sistem geliştirmek zorunda. Bunu ilk e, bir yaralama noktasında gittiğimiz bir savcıdan öğrenmiştim. Dedim ki ya dedim işte hani şu anda kamuoyunda hep infial yaratıyor ya bazı konular. Neden tutuklanmadı neden gözaltına alındı? Tutuklama. Kol kırılırsa diyor tutuklama veriyoruz. Kol kırılma olmazsa tutuklama vermiyoruz. Böyle bir ilke kararı. Kendince görür. Böyle bir kriter oluşturmuş. Aynı onun da benzerini kişisel verilerde oluşturmuş. Facebook'ta sahte profil açtın. Özgür Eralp diye açarsan her yerden bulunur. O da çok da bir sorun değil. Ama Özgür Eralp'in fotoğrafını da kullanıyorsan bir tane karar göstereceğim onunla ilgili. O zaman diyor kişisel verilerle ilgili dava açıyoruz. Şimdi işte iştahatlar bunun için önemli. İşte uygulama bunun için önemli. Ama bizim bugüne kadar inanın Türk Ceza Kanunu'nda kişisel verilerle ilgili görmüş olduğumuz Türkiye'deki durum birazdan kararlarda göstereceğim aslında hiç bizim aşina olmadığımız tamamen vatandaşın kendi arasındaki efendim Facebook'ta profil açtı oradan bana bunu dedi onun cep telefonunu paylaştı gibi noktalar veya kredi kartındaki bilgilerin paylaşılması noktasında buralarda iştahatlar oluştuğunu göreceğiz. Tanım kişisel verileri kaydeden kimseye hukuka aykırı olacak bir yıldan üç yıla kadar hapis. Benim için önemli olan kısım buradaki ikinci bölüm. Bunu özel kişisel veriyle ilgili bölümde size karşılaşmalı olarak söyleyeceğim. Lütfen buraya dikkat edelim. Türk Ceza Kanunu diyor ki 135 Taksim 2 kişisel verilerin kişilerin siyasi, felsefi veya dini görüşlerine, ırki kökenlerine, hukuka aykırı olarak eğilimlerine, cinsel yaşamlarına, sağlık durumlarına veya sendikal bağlantı. O zaman yara oranında arttırılır. Yani arttırıcı sebep olarak görmüş. Bakın bu da bizim kişisel verilerin koruması kanundaki altıncı maddemiz özel nitelikte kişisel veri dediğimiz bazı kullanılarda hassas nitelikte kişisel veri de söylüyorum ama GDPR'dan çevresinde belki oluyor. Bazen e, bazı makalelerde de görüyorum. Biz kanunu biliyorsunuz yani kanundaki tabiri neyse ona uyum sunuyoruz. Özellikle Türk Ceza Kanunu'da biliyorsunuz kıyas olmaz, yorum olmaz hiçbir şekilde. Ne varsa onu uygulayacağız. Burada özel nitelikte kişisel veriler diyor. Bizim kişisel verilerin korunması kanunda. Burada diyor ki ırk, etnik köken, siyasi düşünce. Bakın biyometrik geldi, genetik geldi. Bence öncelikle Türk Ceza Kanunu'yla bu altın altıncı madde arasında bir uyum sağlanması gerekir. GDPR'da da biraz farklı. Önce bunu uyum sağlamalıyız. Çünkü Türk Ceza Kanunu'ndaki ağırlaştırıcı sebeplerle buradaki özel nitelikte kişisel o zaman 2004'te 15 sene önceydi. Şimdi belki mesela biyometrik genetik bunların da eklenmesi gerekebilecek. Burada bazı konular var ki kılık ve kıyafet. Hemen toparlayayım sizler için. Evet. evet. Mesela kılık kıyafet. Kılık kıyafet deyince ne anlayacağız? Bunların altını doldurulması gerekir. İşçinin giydiği baret de aslında kılık kıyafettir ama buradaki tanım aslında onu getirmiyor. Din diyor, mezhep diyor. Onlara şöyle. Ben o zaman hızlanayım. Bayağı da böyle geldiğinize yani göre bayağı, bayağı bitti o zaman. Içindir. O zaman şöyle yapayım. 136 e, diyelim yayanlarla ilgili ceza. Bir iki tane karar göstermem lazım. Özür dilekten şikayete bağlı belli anlamlarda suç. Kanun hükmü ve amir az görülüyor ama eğer mesela bakan emir verdi ki şu bin kişiye SMS atalım. Bu kişisel veriler yapalım ne yapacak? Bilgi işlem görevlisi vermeyecek mi? Bunları düşünmek gerekir. Biz kişisel verilerin koruması ile ilgili olaraktan ne anlıyoruz? Yargıtay'ın bir tane kararını söyleyeyim. Burada da kararlar var. İnternet sistemde yayınlıyorum. Özgür Erap.com.tr'de bulabilirsiniz. Sunumda orada var. Hızlanıp sadece bir tane söyleyeyim ki biz kişisel verilerin korunmasını nasıl anlıyoruz? Ee, şuradaki ne diyor Sanığın bir karede mağdurun kendisinin yanağından öptüğü Diğerlerinde kendisine sarıldı Ve günlük kıyafetlerle ilgili olan kişisel verilerle ilgili Diyor 136 Taksim 1 Daha ötesi 12. Ceza Dairesi'nin 2018 yılındaki kararında Dosya kapsamına göre yapılan Sanığın Facebook'tan alın size kaliteli Nokta Hatice Şeklindeki paylaşım yaparaktan Kişisel veri hep bildiğimiz Bayanın fotoğrafını koyuyorlar, altına cep telefonunu koyuyorlar, paylaşıyorlar, arayan arayabilirsiniz. İşte bunu Yargıtay diyor ki kişisel verilerin korunmasıyla ilgili. Biz burada belki biraz daha teknik, idari konularda konuşuyoruz ediyoruz ama halk arasında kişisel veriler ve cezaları uygulanması da sahte profil ve benzeri bu şekilde paylaşımlar olduğunu söylemek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Özgür <laughs> Bey. Ee, size e, izleyicilerimiz ulaşmak için özgür Evet, evet, evet buyur, bak, da zaten. ulaşabilirler. Da var Sizi Teşekkür ederim. sahnenin ortasına alalım. Bir sonraki konuşmacımız Atalay Keleştamur. Buyurun efendim. Bilgi sistemi uzmanı. Buyurun.